Kardan Adam Masalı. Gökyüzünde kimselerin varamadığı çok uzakta bir yerde bir su tanesi yaşıyormuş. Su tanesinin de bizler gibi bir ailesi ve arkadaşları varmış. Günlerden bir gün arkadaşları ve kardeşleriyle saklambaç oynuyormuş. Ebelenmemek için bahçenin dışına çıkmış, bir duvarın arkasına saklanmış. Meğerse bilmeden bir uçurumun kenarına gitmiş. Ayağa takılıp arkadaşlarının yanına gitmek isterken bir anda dengesini kaybetmiş ve uçurumdan aşağı düşmüş. Aşağı düşerken arkadaşlarına, kardeşlerine ne kadar seslense de sesini onlara duyuramamış. Su tanesi o kadar yüksek bir yerden düşmüş ki aşağıda onlarca bulut katmanı varmış. Soğuk rüzgarların estiği katmanlardan geçerken soğuktan tir tir titremeye başlamış. Rüzgarın şiddeti arttıkça minik su tanesi galiba öleceğim, galiba öleceğim diye ağlamaya başlamış. Su tanesi ağlayınca gözündeki yaşlar buz tutmuş. Artık su tanesi yönünü tamamen kaybetmiş. Rüzgar nereye eserse onu da kendisine doğru sürüklüyormuş. Bir müddet sert rüzgar onu bir uzay boşluğuna sürüklemiş. Nihayet onu sürükleyen soğuk rüzgar kurtulmuş soğuk rüzgardan. Gökyüzünde bir yıldız gibi parlıyormuş artık. Çok geçmeden uzay boşluğunda yine soğuk rüzgarlar onu yakalamış. Bu defa yakalandığı rüzgar sıcak hava esiyormuş. Sıcacık havanın etkisiyle su damlası erimeye başlamış. Eski haline dönmüş. Yolunu kaybeden su damlası evini aramaya başlamış. Uzay boşluğunda dolaşmış. Samanyolunun içinden geçmiş ama bir türlü evini bulamıyormuş. Üzüntüden ne yapacağını şaşırmış. Vakit geçmiş. Gökyüzünde gece olmuş. Gece karanlığında su damlası gitgide korkmaya başlamış. Ve ağlamaya başlamış. Birden gözleri kamaşmış. Parlak bir ışık. Bu ışık kendisine doğru geliyormuş. Yıldız su tanesinin yanına yaklaşmış. Gecenin bu saatinde bir başına burada ne arıyorsun sen demiş. Su damlası da içindeki bulunduğu durumu parlayan yıldıza hem korka korka hem de ağlaya ağlaya anlatmış. Yıldız, benim adım Kutup Yıldızı. Ben her zaman kuzeyde olurum. Bu yüzden de yolunu kaybeden herkes bana bakar. Bana bakarak yolunu bulur. Eğer sen de evinin yönünü biliyorsan, sana evini bulman konusunda yardımcı olabilirim. Fakat evinin yönünü bilmiyorsan, maalesef sana yardımcı olamam demiş. Su damlası henüz yolları bilmiyormuş. Bu yüzden ağlamaya devam etmiş çaresizce. Kutup yıldızı onu teselli etmiş. Üzülme, belki evini bulmana yardım edemem ama geceyi yanımda güvenle geçirmene yardımcı olabilirim demiş. Kutup yıldızı su damlasını koynuna almış. Geceyi beraberce güzelce geçirmişler. Gecenin sonunda nihayet sabah olmaya başlamış. Bembeyaz bir kütle yanlarından geçmeye başlamış. Su damlası bunun ne olduğunu bilmediği için kutup yıldızına sormuş. Bu beyaz şeyler nedir böyle? Demiş. Kutup yıldızı, bunlar kar kütlesi. Bunlar dünyaya gidiyorlar demiş. Su damlası dünyanın nerede olduğunu bilmiyormuş ama annesinin anlattığı hikayelerle dünya ile alakalı birçok bilgiye sahipmiş. Dünyaya gitmek için kar kütlesine katılmış. Kar kütlesiyle beraber dünyaya doğru yola çıkmaya başlamışlar. Yolda kar taneleriyle sohbete koyulmuşlar. Onlara neden dünyaya gittiklerini sormuş. Kar taneleri de biz her kış oraya gideriz. Dünyaların bize ihtiyacı var. Biraz geçtikten sonra
su damlasının yavaş yavaş rengi değişmeye başlamış. Su damlası da bembeyaz bir kar tanesine dönüşmüş. Su damlası bu duruma çok şaşırmış. Su damlasının bu şaşkın haline yanındaki kar taneleri gülmeye başlamış. Arkadan hızla gelen bir kar tanesi aramıza hoş geldin demiş. Dünyaya yaklaştıkça yer çekimi onları daha bir hızlı şekilde dünyaya çekiyormuş. Su damlası telaşlanmış. Etrafındaki kar taneleri dünyaya böyle hızlı bir şekilde düşersek ölmez miyiz diye sormuş. İçlerinden bir kar tanesi korkma bizler dünyaya yaklaştıkça yumuşarız. Dolayısıyla bize hiçbir şey olmaz. Üstelik düştüğümüz yere de hiç zarar vermeyiz. Bizimle herkes dost olur. Ama sadece güneş hariç. Güneş çıkınca biz sıcaktan eririz. İşte o zaman bizler ölürüz demiş. Su damlası sevinmeye başlamış. Hoplaya zıplaya havalarda uçmuş. Bu duruma anlam veremeyen kar taneleri sormuşlar. Ya sen neden böyle sevinçlisin? Biraz önce ağlıyordun ve ağlamaktan gözlerin şişmişti. Şimdi de gülüyorsun demişler. Su tanesi de ben seviniyorum çünkü güneş beni erittiği zaman eski halime döneceğim demiş. Tabii sevinirim çünkü ben ölmem eski halime dönerim demiş. Su tanesi annesinin anlattığı hikayelerden öğrendiği dünyayı çok merak ediyormuş. Onu bir an önce görmek istiyormuş. Yepyeni mekanlara gideceğim. Irmaktaki denizlere, su damlalarıyla arkadaşlık yapacağım. Bu heyecanla süzüle süzüle dünyanın tam orta yerine düşmüş. Başlamış çevresine bakmaya. Ama hiç de beklediği gibi bir ortam görememiş. Annesinin anlattığı dünyada çocuklar varmış. Ama küçük kar tanesinin etrafında oynayacağı hiç çocuk yokmuş. Gece boyunca bizim su damlası sabırsızlıkla güneşin çıkıp karları eritmesini bekliyormuş. Gecenin sonunda çıkan bir fırtına kar tanesini ve su damlalarını önüne alıp tattaravalelerin, kaydırakların, salıncakların olduğu bir parka sürüklemiş. Nihayet sabah olmuş. Kahvaltılarını yapan çocuklar parka oynamaya gelmişler. Oyun parklarının karla kaptığı olduğunu görünce hepsi sevinçten kendilerini karların içine atlamışlar. Başlamışlar kar topu oynamaya. Karların içinde oynarken bir kar tanesinin damla şeklinde olduğunu fark etmişler. Kar tanesini ellerine aldığı gibi diğer karların içinde yuvarlanmaya başlamışlar. Su damlası yuvarlandıkça kendisine yapışan kar taneleri sayesinde bir büyük bir kar topuna dönüşmüş. Yuvarlandıkça büyümüş. Sonunda kardan adamın gövdesi olmuş su damlası. Sonra kardan adamı yapmaya başlamış çocuklar. Kimi çocuk kendi evinden getirdiği zeytinlerle kardan adama göz yapmış. Kimisi ise getirdiği havucu burnuna sokmuş kardan adamın. Kimisi de atkısını çıkartıp, beresini çıkartıp kardan adama sarmış. Böylece çocukların artık bir kardan adam arkadaşı olmuş. Kış boyu güneş çıkana kadar gülmüşler, eğlenmişler. Bizim su damlasının da keyfi pek yerindeymiş. Güneş çıkıp karlar eriyince ada eski haline dönüşmüş. Bir su damlası olarak yaşamaya devam etmiş. Masal burada bitmiş.